Validem sütüm kâfi değil. Ne yaptıysam arttıramadım. Mihrimah. Dur Mihrimah. Ver. Gel. Tamam. Mihrimah üzülme. Hekimlerle konuştum. Bir haftaya kalmaz. Verdikleri ilaç tesir edermiş. Loğusa şerbetini getirdiniz mi? Şeker Ağa kendi elleriyle hazırladı Sultan. Sultanım. Ayşe Maşal Sultanımız için yeni bir süt haline geldi. Allah'ım inşallah buyudur. Al içeri. Sultanım. Allah analı babalı büyütsün sultanım. Amin. Senin adın ne hatun? Emine sultanım. Gülbahar. Usulü ve erkanı anlattınız değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Az evvel hamamdaydık. Hekim kadın iyice muayene etti. Az evvel emzirdim. Şimdi aç değildir. Fakat sütüm kâfi değil. Gece gündüz burada kalacaksın. Gözünü onun üstünden ayırmayacaksın. Beslenmene de temizliğine de imtina edeceksin. Emredersiniz sultanım. Gülbahar, bana yakın bir oda ver. Merak buyurmayın sultanım. Gel altın. Sultanım. Vaktiyle seni rahat bırakmıyorum diye söylenirdin. Ama gördüğün gibi annelik kolay değil. Bu Macaristan meselesi mühim paşa. Dikkatli olmak icap eder. Merak buyurmayın hünkârım. Bizzat takip ediyorum. Bugün Mihrimah'la konuştum. Sabahlara kadar çalışıyormuşsun. Fırsat buldukça sarayında kalıyorum sultanım. Malum sultanımız Loğusa. Yalnız bırakmaya gönlüm el vermiyor. Zinhar ihmal etmeyesin. Mihrimah'ı nasıl hürrem? Afiyetlidir inşallah. Sek sek ziyaretine gidiyorum Süleyman. Bir haftaya toparlanır. Rüstem Paşa da gözü gibi bakıyor zaten. İyi bir devlet adamı olduğu gibi iyi bir eş ve iyi bir baba da olduğunu ispat etti. Teveccühünüz sultanım. Hünkârım bağışlayın belki yeri değil ama bilmeniz icap eden bir husus daha var. Söyle. Manisa'dan Şehzade Mustafa Hazretlerinden bir haber ulaştı elime. Söylenenlere göre şehzademiz Yeniçeri'yi teftiş edip para dağıtmış. Nereden icap etmiş yine? Sık sık ziyaret ediyorlardı zaten hünkârım. Bu son gittiklerinde Mihrimah Sultanımızı bahane göstermişler. Malum doğum yapınca. Bunda ne var paşa? Şehzademiz yeğeni için para dağıtamaz mı? Şehzademizin iyi niyetinden kimsenin şüphesi olmaz, haşa. Lakin bir şehzadenin böyle bir sebepten askere para dağıtması görülmüş şey değil sultanım. Mübalağa ediyorsun bence Yeniçeriyle arasını iyi tutması için. Her fırsatta gitmesi, alakadar olması lazım. Bağışlayın sultanım fakat bu yakışık almaz. İlaveten vazife icabı hünkârımıza böyle bir hadiseyi bildirmeye mecburum. Hünkârım, müsaade buyurursanız sultanımız beni bekler. Çekilebilirsin. Sultanım.
Süleyman bunun için canını sıkmaya değmez. Nihayetinde şehzademiz yeğeni için bir şey yapmak istemiş. Süt annesinden memnun musun? Karnını doyuruyor mu? Nihayet. Dün gece hiç ağlamadı. Hatun becerikli. Sütü de bol. Kendi evladı gibi bakıyor. Şükürler olsun. Validem siz iyi misiniz? Bir hali sıkıntılı gördüm. Mustafa abin yine kafasına göre hareket edip babanın canını sıkıyor. Ne yapmış ki? Doğrusu takdir ediyorum onu. Hayli akıllı. Yeniçerilerin gözünü boyamak için her fırsatta para dağıtıyor. Mişim ona ne şüphe. Ancak Mahidevran'ı unutma. Her türlü fitne fesat mevcut. Aklını karıştırıyordur. Her gece kafama yastığa koyduğumda aklımda sadece bu var Mişim'a. Allah korusun babana bir şey olursa ya da ona bir şey yapmak isterlerse halimiz nice olur. Divanda bir tek Rüstem var. Diğer paşaların hepsi Mustafa taraftarı. Validem, böyle şeylerle kendiniz manasız yere üzmeyin ne olur. Nasıl üzmeyeyim Mihrim'a? Böyle haberler geliyor ki bana huzur yok. Sultanım. Demek buradasınız. Ben de size haber yollayacaktım. Hayırdır inşallah. Hünkârımız kararı Lütfi Paşa'ya nasıl bırakır? Emir verirlerken oradaydım sultanım. Acele etmeden düşünmelerini tavsiye ettim. Lakin beyhude. Üç şehzadeniz birden saraydan ayrılacaklar. Hepsi bir gün gidecek zaten. Mani olmak mümkün değil. Mihrim, elbette. Ancak evlatlarımın akıbetini Şah Sultan ve Lütfi Paşa'nın ellerini terk edecek değilim. Rüstem Paşa gel benimle. Derhal konuşup mani olacağım buna. Sultanım bunu tavsiye etmem. Zira daha fazla mani olmamız mümkün değil. Ne olacak peki? Evlatlarım gitmesine müsaade mi edeceğim? O vakit kimse tutamaz beni burada. Onların istediği bu değil mi zaten? Buna fırsat mı vereceğiz? Macaristan karışık sultanım. Eli kulağında. Yakında sefer kararı çıkar. Bu vaziyetteyken sancak kararı çıksa da yollanacaklarını sanmam. İşimi taliye bırakmam ben. Mutlaka bir yol bulmamız lazım. Sultanım. Paşam, ben de Ayşe Sultanımızı emzirmek için gelmiştim. Gir içeri hatun. Bu meseleyi etraflıca düşüneceğim Rüstem, sen de düşün. Gözün Mehmet'in üzerinde olsun. Etrafında kimseyi istemiyorum. Ne Lütfi Paşa, ne Şah Sultan kimse. Sultanım, Rüstem Paşa'nın hakkı var. Şehzadelerimizi daha fazla tutamayız burada. Haklı olmanız bir işe yaramıyor Sümbül. Bana bir çözüm bulun. Mehmet. Validem. Aslan şehzadem benim. Ben de seni sual ediyordum şimdi. Zannediyorum haber almışsınızdır. Babam beni Amasya sancağına tayin edeceğini söyledi. Üstelik sadece ben değil. Kardeşlerim de çıkacaklar sancağa. Ne hoş. Onlar nereye gidecek? Selim Konya'ya, Beyazıt'ta Kütahya sancağına validem. Ancak yaz aylarını bulur gitmemiz. Hayırlısı olsun şehzadem. Validem üzülmeyin. Siz de benimle birlikte geleceksiniz. Ya da belki kardeşlerimle gitmek istersiniz bilmiyorum.
Sultanım. Bir sefer. Haberi az evvel aldım. Pek ihtimal vermiyordum. Lakin Şah Sultan istediğini aldı. Henüz tayin kararı verilmedi. Ayrıca verilse de mühim değil. O güne kadar köprünün altından çok sular akar. Geri dönüş olmaz sultanım. Hünkârımız bir karar vermiş olabilir. Lakin o karar aynen tatbik edilecek diye bir şey yok. Sanıyorum aklınızda bir şey var sultanım. Var elbette. İki gündür bunu düşünüyorum. Madem Mehmet'in sancağı çıkmasına mani olamıyoruz, o halde bizim istediğimiz sancağa gitsin. Amasya diğer sancaklara nazaran daha mühim bir sancak sultanım. Yine en münasibi orası. Rüstem Amasya'ya değil. Benim aslanım Manisa sancağına çıkacak. Taht sancağına. Şehzade Mustafa yıllardır orada. Nasıl olacak bu? Ona sen bulacaksın Rüstem. Ben senin istediğini yaptım. Seni Mihrimah'la evlendirdim. Şimdi sen de benim istediğimi yapacaksın. Ne yaparsan bilmem ama Mehmet Manisa'ya gidecek. Ne yazık ki Nigar'ı konuşturmaya fırsatım olmadı sultanım. Bu kadar da kâfir Üstün Paşa hünkârımızın kalbindeki şüphelere bir yenisi eklendi. Kanımca artık Lütfü Paşa'dan kurtulmanın vakti geldi sultanım. O zaman Şah Sultan'ın da kolu kanadı kırılır. Neler yaptığımı sen de biliyorsun Rüstem Paşa. Lakin aralarında zerre kadar hissiyat yok. Böyle olunca da ayrılmak güç. Siyaseten bir araya gelenler yine siyasetten ayrılırlar sultanım. Bu yüzden paşanın hünkârımızın gözünden düşmesini sağlamak lazım. Lütfü Paşa'ya teşe atmanın tek bir yolu var. Şehzade Mustafa. Bir veziri azamın şehzadelerle münasebeti mühim. Paşa buna bir hayli dikkat ediyor. Ekseriyetle Şah Sultan kuruyor münasebeti. O da şehzademizle değil, Mahidevran Sultan'la haberleşiyor. Şehzadelerimin sancağı çıkartılması emrini de Şehzade Mustafa'dan aldılar belli ki. Sultanım. Torunum nasıl hatun? Uyudular sultanım. Lakin sultanımız bir müddet kendileriyle kalmasını buyurdular. Âlâ. Bir gözün burada olsun. Şehzade Mustafa'nın Manisa'dan sürülmesi lazım Rüstem Paşa. İşte yapmamız icap eden şey bu. Bir yolunu bulup Mustafa'yı Manisa'dan göndereceğiz. Aklımda bir şeyler var sultanım. Lakin işe yarar mı bilmiyorum. Süleyman. Hümaşah'ın yanından geliyor. Her geçen gün daha da güzelleşiyor. Daha bir tatlı oluyor. Gittikçe de Mihrimah'a benzemeye başladı. Senin neyin var Süleyman? Hayli yorgunum Hürrem. Gece de pek uyumadım. Rüstem Paşa Şehzade Mustafa ile alakalı bir şeyler söyledi. Buna mı canın sıkıldı? Mustafa ne yapmak istiyor Hürrem? Maksadı nedir? Bir mana veremiyorum. Onu defalarca ikaz ettim. Lakin o teamüllere itibar etmeyip kendi bildiğini okuyor. Sefer arifesinde düşman elçisiyle görüşmek ne demek? Böyle kötü şeyler aklına getirme Süleyman. Elçilerle görüşmüşse ne olmuş? Koskoca bir cihan padişahının şehzadesi. Hadlerini bildirip yollamıştır. Aleyhinizde bir anlaşma yapacak değil ya. Beni yalnız bırak. Süleyman. Yalnız bırak dedim.
oldu ki Aslan? Bir derviş çıktı önümüze validem. Babamın önüne takkesini attı. Vali Bey'e sorduk. Bu uğursuzluk demekmiş. Sonra ne oldu peki? Hiç. Babam saraya dönelim dedi. Hayli üzgündü. Lütfi Paşa aklını kaçırmış olmalı. Nasıl yapar bunu? Vallahi ben de şaştım kaldım sultanım. Görülmüş şey değil. Şah sultana kızdı. Acısını masum bir hatundan çıkardı belli ki. Hünkârımız bunu zinhar hoş görmez. Hoş görülmez. Ancak bağışlanacaktır. Hadise de örtbas edilecektir. Bir günde olacak değil Sümbül. Lütfi Paşa böyle böyle gözden düşecek bir gün. Git bak. Neler oldu bilmek istiyorum. Emredersin sultanım. Şah sultanımız haberi aldığında benim yanımdaydı. Belli ki bu mevzu yüzünden münakaşa ettiler. Hala aklım almıyor. Lütfi Paşa buna nasıl cüret eder? Belli ki vezir-i azam olmak Lütfi Paşa'ya yaramadı. Kibrine yenik düştü. Kolay değil. Her kul büyük taşıyamaz. Neyse ki hünkârımızın senin gibi sadık, aklı selim kulları da var Rüstem Paşa. Hatice'me haber gönderildi mi Hürrem? Şah-ı Uban yalnız kalmasın. Gönderildi hünkârım. Gülfem Hatun ve Afife Hatun de gitti yanına. Yani. Hünkârım şimdi ne olacak? Yani Lütfü Paşa. Akıbeti belli mi Hürrem? Bu yaptığının tek bir cezası var. Kellesi alınacak elbet. Açıkçası sultanım ben bu kadarını beklemiyordum. Lütfi Paşa'dan kurtulmamız yıllar sürerdi. Hemen rehavete kapılma Rüstem. Malum, teamüller icabı Hüsrev Paşa sırada. Hatice sultanımızla mazide neler yaşandığı hesap edilirse... Hüsrev Paşa'yı tayin etmeyeceklerdir. Ben de öyle düşünüyorum Rüstem. Hünkârımız bu vaziyette seni tayin edecektir. Nere olsa en yakın damadısın. Sultanım, ben de sizi ziyarete gelmek istiyordum. Vaziyeti duydum. Büyük geçmiş olsun, çok üzüldüm. Ne kadar üzüldüğünü gözlerinden anlamak mümkün. Lakin bu kadar çabuk sevinmemeni tavsiye ederim. Gördüğün gibi hala buradayım. Hayret ediyorum doğrusu sultanım. Böyle bir vaziyette bile zevcinizi kaybettiğinize değil... gücünüzü yitirdiğinize üzülüyorsunuz. Kendisi sürüldü. Zira ben böyle olmasını istedim. Ayrıca senden kurtulmak için benim ona ihtiyacım yok. Sultanım, boş tehditlere karnım tok benim. İlaveten hünkârımız bu laflarınızı duyarsa çok üzülür. Hürrem. Rüstem vezir-i azam olamaz. Zira bu Hüsrev Paşa'nın hakkı. Sultanım, bence bu mevzuda birlikte hareket etmeliyiz. Ne de olsa Hatice Sultan'ın tekrar yükselmesini... ve sizi bir kenara atmasını istemesini söyledi mi? Sultanım. Sultanım, bağışlayın fakat Hürrem Sultanımız müsait değiller. Dilerseniz başka bir vakit teşrif. Konuşamaz tabii. Hangi yüzle çıkacak karşıma? Hürrem! Allah seni kahretsin Hürrem! Bu saraya geldiğin güne lanet olsun! Duyuyor musun beni? Sultanım, ne olur yapmayın. Sakin olun. Lütfen. Artık Gülfem, tahammülüm yok. Senelerdir kanımızı emdin yeter.
Üzülmeyin sultanım. Elbet bir gün hak yerini bulacaktır. Hak yerini bulacaktır elbet. Evladımın sürgün edilmesine sebep olanlar bedelini ödeyecek. Sürgün mü? Sultanına söyle, bu yaptığı yanına kalmayacak. Allah şahidim olsun ki onun da, ona hizmet eden gafillerin de sonu yakın. Sultanım.